Günaydın arkadaşlar. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sabah sabah hemen kaktüsleri sulayayım dedim. Saksılar şu anda soğuk. Şu ucunu çıkartacağım arkadaşlar. Hızlıca sulayacağım. İşe gideceğiz bugün. Şöyle en iyisi yapayım ben. Hızlıca sulayayım. Aslında sukulentleri de sabahtan sulasam çok iyiydi. Fakat nasıl yapsam geç kalırım. Şunları da suladım. Videoyu açmayı unuttum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey. Şunları ben biraz sulamıştım. Biraz daha sulayayım. Yani sulamayı yeterli yapmak istiyorum ki şöyle tabaklarının altından çıkabilir. Çünkü 10 gün belki de daha fazla 15 gün susuz kalacaklar. Çünkü kız kardeşim o da köye gelecekmiş. O da köye geleceği için bunlar bayağı bir susuz kalacaklar. Bu arada kahvaltı hazırlıyorum. Bir taraftan çocuklar gündüz böyle atıştırsın, bir salata yapıp hemen salatayla birlikte üstüne döküyorlar salatayı arkadaşlar, şu makarnanın. Seviyorlar şu şekilde. Ay bu da bütün olmuş. Şunu bir ayırayım. Ondan sonra onlara bir uçtan makarna yapıyorum. Yani kızlara söyleyeceğim bavulunu hazırlasınlar. Onlara şimdi desem ki evi falan ben gelmeden güzelce süpürün silin. Süpürüp silip bırakıyorum arkadaşlar. Gelince rahat oluyor. Ev pislenmiyor. Hemen arkadaşlar şöyle. Ondan sonra süpürün silin desem video indiriyorlar. Ders çalışmak için. Onu da çalışacaklarından değil de işte iş olsun. Şöyle arkadaşlar. Tekrar geldik kaktüsümüze. Şimdi şunun tabağının dolmadığını gördüm arkadaşlar. Onun tabağını doldurayım diye geldim. Bu kaktüslerimi de yani böyle sudan cillop su etmek istemiyorum. Çürümezler aslında. Çürümezler ama yani nasıl olsa biraz kendindeki suyu kullanır. Biraz da bir hafta toprağındaki suyu kullanır. Öyle mi yapsam bilmiyorum yani. Şu arkadaş daha çok susar. İnanın çok kararsızım ya. Bu evcil hayvanları olan insanlar bir yere gidemiyor, çok kalamıyor. Ben onlara çok şaşırıyorum. Bu da arkadaşlar aslında evcil hayvan işi gibi. Ne bir yere gidebiliyorsun, ne bir yerde kalabiliyorsun. Bildiğin evcil hayvan. Gelip bir taraftan da makarnamı pişirmeye çalışıyorum. Bir taraftan ne bileyim bunları har... Ay kusura bakmayın ya. Ocağı gösteriyorum. Bir taraftan makarna pişiyor. Bir taraftan ben evin derdindeyim. Bugün de öğrencilerimin bebeklerini paketleyip onları teslim edeyim. Sonrasında saate bakacağım arkadaşlar, bunları sulayacağım. Arkadaşlar karar verdim, sulayacağım bunları. Şu musluğun başını buraya takıyorum ben. Aslında böyle kıvırmamam lazım. Daha acele ediyorum işte.
şekilde kıvırmamak lazım. Şunu da şöyle hafif açıyorum. Ay çok açıldı. O çiçekleri mahveder. Sabah sulaması her zaman daha iyi. Şimdi arkadaşlar burayı kapatacağım ve sukulentler kanalı için video hazırlayacağım. Onu sukulent kanalına yüklerim. Şöyle balkonları da yıkayarak devam edeceğim. Sukulent turu yapacağız. Şöyle bu videoyu ne zaman açarım bilmiyorum. Arkadaşlar ben tatile gideceğim. Tatile gideceğim için bitkilerimi bol bol sulayacağım. Ve daha sonrasında ben tatildeyken bitkilerime kardeşim bakacak. Fakat ona 10 günde bir gelmesini söyledim. Zaten bu şekilde sulamasından bahsedeceğim. Çok güzel sulanan sukulentler arkadaşlar yaz gününde, yani çok bol 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 sulanan sukulentler yaz gününde yine de bir 10 gün dayanır. Çok aşırı da sulanınca yazın ölüyor. Öyle de bir sıkıntımız var. Nasıl ölüyor arkadaşlar? Maalesef çürümeler oluyor. Yaz gününde bol sulamada çürüme olayı çok daha fazla oluyor. Çok dikkatli olmak lazım. Arkadaşlar kelle düşmüş. Nereye koyayım bunu? Koyacak yerde yok. Şöyle koyalım arkadaşlar. Şöyle koydum. Şimdi şurası benim bir kök. Tatilden sonra bu kısmı tamamen kellesini alacağım. Arkadaşlar buradaki saksılarımın tabakları altlarında olacak tatildeyken. Tatile giderken nasıl sulama yapıyorum o vesileyle size çekmek istedim. Tabakları altlarında olacak. Bu çok tehlikeli bir olay aslında. Çünkü nemlendireyim derken öldürme ihtimali oluyor. Ama yerdeki saksılarımın altlarında tabakları olmayacak. Çünkü onlar güneşi daha az, daha geriden alacakları için onların altlarında tabakları olmayacak. Şöyle kalançom. Kalançom vardı. Çok güzel kalanço türlerim vardı. Pembe kalançom vardı. Maalesef öldü. Kışın donmuştu arkadaşlar. Kışın biliyorsunuz bu sene ağır bir don olayı yaşadık ve o don olayında kalançom ölmüştü. Şu balık kasası değil arkadaşlar. Balık kasasının bir boy küçüğü. Bunu yiyecek donmuş yiyecek taşımak için almıştık. Şunun içerisinde de bir tane domates büyümüş. Onu sökmeyeceğim. Bakalım ne olacak. Şöyle arkadaşlar suladığımızı bir kere daha dönüp bir kere daha suluyorum. Çok torflu olan toprağımı biliyorum arkadaşlar.
Çok torflu olan topraklar çok geç kuruyor. Çok geç kurudukları için de maalesef onlarda çürüme olayı biraz daha böyle yoğun oluyor. Bunlar da bebeklerim. Bu arada bebekleri aşağıya aldım. Anaç bitkileri yukarıya aldım. Çünkü anaçlar biraz daha fazla dayanabilir. Fakat bebekler biraz zor dayanır. Kururlar güneşte. Çünkü benim balkonumun güneşi çok 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 fazla. Şimdi diyeceksiniz ki çok suladın. Arkadaşlar belki de 10 gündür sulamıyordum. Yüzeysel sulamalar yapıyordum. Bitkiler çok susuz. Henüz altlarından bakın şey çıkmadı. Altlarından tabaklarından akmaya başlamadı. Tabaklarından akmaya başlasın. Bırakacağım. Yani nasıl susatmışsam bakın şunu çok sulamama rağmen tabağından akmadı. Çok susamışlardı farkındaydım. Ama bu kadar susadıklarının farkında değildim. Biraz da şeyi ölçüyordum aslında. Acaba ne kadar dayanırlar susuzu ölçüyordum. Şu iki saksı hatta şu üç saksı da çok fazla bahçe toprağı var. Daha hızlı kuruyorlar. Bahçe toprakları daha hızlı kuruyor. Öyle olunca bahçe toprağı torfa mutlaka karıştırın diye bundan diyorum arkadaşlar. Bana özelden yazan arkadaşlar oluyor. Bana özelden yazan arkadaşlara da ben sürekli bunu söylüyorum. Bahçe toprağınıza mutlaka torf karıştırın. Mutlaka. Ama aşırıya kaçmayın. Eğer aşırıya kaçarsanız arkadaşlar bitkilerinizi öldürürsünüz. Kesinlikle bu konularda dikkatli olun. Şunda da benim çok fazla bahçe toprağı var. Bahçe toprağı olan arkadaşlar yani böyle altından su süzülüp gitsin diye bunların altlarının tabaklarını çıkarttım. Şuraya koydum. Arkadaşlar şu iki tane saksımı aşağıya aldım. Aşağıya almamdaki sebebi de size söyleyeyim. Yakut kolyesi ve bu yakut kolyesinin bende suyu çok sevdiğini gözlemledim. Onun için arkadaşlar yakut kolyelerini aşağıya aldım. Şu arkadaşı yukarıya alacağım. Şöyle. Bu arkadaş yukarıda kalsın. Şöyle arkadaşlar. Son sulamalarımı da yapayım. Ve videomu kapatayım. Şöyle olsun. Şu yapraklar toprağa tam temas etsin. Böyle arkadaşlar. Sulamamı yaptım çok şükür. Şunlara da bir son geçeyim. Sulamamı yaptıktan sonra tabaklarına da bu komşu çatlatanın su doldurayım. Bu şekilde arkadaşlar 10 gün 15 gün dayanacaktırlar. Hayırlısı olsun. Hoşça kalın. Arkadaşlar sulamamı yaptım. Şimdi balkonları yıkayacağım. Her zaman söylüyorum ya pis işler böyle şeye kalıyor. Fatma'nın hayatı YouTube kanalına kalıyor. Şöyle şunları şöyle çevireyim. Şuna su kaçırmayacaktım. Su kaçtı. Video çekeyim derken su kaçtı arkadaşlar. Balkonlarımı da yıkayayım. Yine temiz kalsın.
Ayaklarım da gacır gucur ediyor. Onun için de kusura bakmayın. Geliyor mu ses bilmiyorum. Şuraları dik köşe hemen yıkayım arkadaşlar, işe yetişeyim. Suyu kapatalım sizlerle. Hemen şunu süzeyim, kavurayım. Salçalı ister kızlar, öyle yapayım. Sonra hortumu toplayacağım ve hazırlanıp gitmem lazım. Salatalık, bir de domates aldık. Öğlen yemeği yapacağız da. Ayran mı alacağız hocam? Tamam. Hocam alırken ben de insertlere bakayım. Pirinç alacağız. Pirinç de yapılacak. Efsane baldo. 12 lira. Bir de baldo. Aa, kızıma şapka. Ama bu benim kızımın kafasına şey olur değil mi hocam? Bak Eda taktı, son oldu Eda'ya. Benim kız küçük ya, 10 yaşında. Ha, en küçüğüne mi? Hmm. Küçük boyu da vardı sanki. Ama standart onlar. Standarttır. Hepsinin ölçüsü aynı. Onu ben alırım, mağazadan alırım ya. Takamadıktan sonra 5 lira 10 lira ucuz pahalı. Şundan bana farmasiden hediye geldi. Arkadaşlar Gebze'ye geldim. Tam Çayırova'dan Gebze'ye 1 saatte gelmişim. O yollar o kadar dolu ki zannedersem insanlar yani yavaş yavaş yola mı çıkıyor, ne yapıyorlar ben anlamadım. Bu kadar bu doluluk ne? Biz de çıkacağız yarın. Büyük ihtimalle Bolu'ya kadar çok dolu olur. Ondan sonrası artık ne olur Allah kerim. Ama burada da çok doluluk var. O kadar yani artık buradaki şu otobüs dolanıp çarşı merkeze gitmesi 6-7 dakikayken 1 saatte ancak geçebilir. O kadar dolu. Keşke beni Center'ın orada bıraksaydı, şurada yürürdüm. Ama orada bırakmadı adam. Hayırlısı olsun arkadaşlar ya. Hayırlı olan olsun hayatınızda. Hayırlı olmayanlar da varsın. Olmasın.